Değerli hocalarım, sevgili arkadaşlarım, sevgili öğrencilerimiz, Gülçin Yahya Kaçar hocamla gerçekleştireceğimiz sunumumuza hoş geldiniz. Değerli hocamı bu etkinlikte ağırlamaktan ayrıca çok mutluyum. Çünkü hocam benim mesleki hayatımın en sağlam temellerini atan, minnet borcu olduğum çok önemli bir isim. Kendisine her daim şükranlarımı sunuyorum. Bana bu mesleğe girmemde en önemli rehber olduğu için. Bugün gerçekleştireceğimiz etkinlikte Bergüzari Çanakkale isimli sunumunda onun besteci kimliğinin yansımasını göreceğiz. Hocam hem çok saygın bir akademisyen, hem udi, icracı, hem besteci kimliğiyle kültür ve sanat alanımıza çok yönlü hizmet veren çok kıymetli isimlerden biri. Onun manevi duyuşu, milli kimliğimize dair, manevi değerlerimize dair hassasiyeti her daim verdiği konferanslarda, etkinliklerde, yazılarında bir kültür savaşçısı olarak verdiği hizmetler hepimizin malumu. Bugün de 18 Mart Çanakkale zaferimizi kutluyoruz, şehitlerimizi anıyoruz. Bu münasebetle de hocamın gerçekleştireceği sunumu dinlemekten çok heyecan duyuyorum. Hocama devrediyorum sözü. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum davetimizi kabul ettiğiniz için. Ben çok teşekkür ediyorum. Beni görebiliyorsunuz herhalde, değil mi? Görüyorum evet. Hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum öncelikle ve bugün itibariyle başlayan Erciye Sanat Günleri etkinliklerinde nice güzelliklere ve başarılara vesile olmasını temenni ediyorum. Şu anda toplantımızı takip eden çok kıymetli dinleyicilerimize, sevgili gençlerimize, saygı ve sevgilerimle de selamlıyorum. Sevgili Oya'cığım, sen de benim çok kıymetlimsin. Sağ olun hocam. Biliyorsun. Sağ olun. Evet, benim ilk profesör öğrencim. Bu arada yaşımız ortaya çıkıyor ama gerçekten kendisi de benim medarı iftarım, öğrencilerimden birisi. Efendim, bugün tarihimiz, milletimiz, vatanımız için çok önemli bir gün. Çanakkale Savaşları'nın 106. yıl dönümü, Büyük Zafer'in 106. yıl dönümü. Bu vesileyle bugün özgür ve hür olarak yaşadığımız aziz vatanımızın bizlere emanet eden başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhlarına şad ederek saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Hepsinin mekanı cennet olsun. Efendim, nasıl ki her insanın bir tane anne ve babası var ise bir tane de vatanı vardır. Anne ve babalarımız bizlerin gözünün nurudur. Vatanımız da öyle, gözümüzün nuru. Her şeyden aziz, her şeyden kıymetli, her şeyden ulu vatanımız. Bugünün anlamına binaen, bendeniz 2015 yılında bestelemiş olduğum uzun soluklu ve yaklaşık bir saat kadar süren bir Bergüzari Çanakkale isimli bestemle ilgili bilgilendirmelerde bulunmak amacıyla huzurlarınızdayım. Beste ile ilgili bilgiler verirken bir taraftan da bestenin oluşmasında temel dayanak teşkil eden Çanakkale Savaşları'nda yaşanmış bazı olaylardan, önemli şahsiyetlerden, hikayelerden bahsedeceğim. Bu hikayeleri oluşturan, hikayelerden oluşturulan şiirlerden örnekler vereceğim. Ve eserin birkaç bölümünden de küçük örnekler seslendireceğim sizlere. Elbette vaktimizin el verdiği kadarıyla. Şimdi müsaadenizle hazırlamış olduğum slaytı da açarak konuşmama devam etmek istiyorum. Evet, slaytım görünüyor mu acaba?
Evet hocam, görünüyor. Tamam, peki. Çanakkale Savaşları, Birinci Dünya Savaşı'na girmek istemeyerek giren ya da girmek mecburiyetinde bırakılan Osmanlı Devleti'nin başlatmadığı ve arzu etmediği bir savaştır. Türk ordusunun da zaferidir. Ancak bu zafer tarihimizin en hüzünlü ve içler acıtan bir zaferi olmuştur. O yıllarda yoksulluk içinde olan halk, dönemin en güçlü devletleriyle mücadele etmek ve ülkesini canları pahasına savunmak zorunda bırakılmıştır. Bu savaşta birçok kayıp verilmiş, bir dönemin okumuş, eğitimli, çok genç bir neslinin kaybına yol açmıştır. Yaklaşık 10 bin üniversiteli, 70 bin civarında da orta öğretim çağındaki gencimiz şehit düşmüştür. 250 bin cana mal olmuş. Bu savaş Türk milletini derinden yaralamıştır. 8 ay 14 gün süren Çanakkale Savaşı sırasında cepheye sevk edilen her iki taraftan ait savaşan asker sayısı toplam 1 milyondur. Ve Türk milletinin askeri kaybı ise resmi kayıtlara göre 251.359 olmuştur. Efendim, zaferle de sonuçlansa savaşın ardından kaybedilenleri telafi etmek elbette mümkün değildir. Bizler sanatçı ve akademisyen olarak elimizden gelen 100 yıl öncesinin kahramanlıklarını, acılarını, hüzünlerini en etkili lisan olan sanatla, musikiyle ifade etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle Çanakkale Savaşları'nın dillere destan olan hadiselerinin şiir ve besteler ile ele alınması, hatırlatılması, farkındalık yaratılması, ses getirmesi ve yeni nesillere sanat aracılığı ile anlatılması yolunu seçtik. Vatan toprakları için verilen mücadele ile vatan ve millet bilincinin anlamını bulduğu Çanakkale Destanı'nı musiki, şiir sanatı yoluyla anlatmak ve hali hazır yaklaşımlar ile sonraki nesillere gereğince aktarabilmek düşüncesiyle Bergüzarı Çanakkale eseri oluştu. Bugün yaygın olarak bilinen Çanakkale türküsünün dışında Çanakkale Savaşları ile ilgili olarak güçlü bir musiki repertuarımızın bulunmadığı bir gerçektir. Bu alanın ne kadar ihmal edildiğini de bir göstergesidir. Çanakkale Destanı, edebiyat, musiki, sinema gibi sanat alanlarında daha fazla ifade edilmeli, daha geniş kitlelere ulaştırılmalıdır. 250 bin insanımızın canını vererek zaferle taşlandırdığı bu savaş, şüphesiz Türk tarihinin gurur kaynaklarından biridir. Bu zafer şehitlerimizin Türk milletine armağanıdır. Bundan dolayı bestenin adı Bergüzarı Çanakkale olmuştur. Bergüzar armağan demektir. Çanakkale zaferi aziz şehitlerimizin bize armağanı, bu bestede bizden naçizane şehitlerimize bir armağandır. Efendim, beste 26 sayfeden oluşan bir bestedir. Yaklaşık 60 dakika sürmektedir ve Bendeniz'in 204. bestesidir. Eser toplu olarak icra edilmekte, yani toplu koro ve orkestra ile icra edilmektedir. Ancak içerisinde soloların saz ve sesler için solo bölümleri de yer alan bir bestedir. Bergüzarı Çanakkale isimli eseri bestelemeden önce bizler geniş bir tarihi arka plan araştırması yaptık elbette. Eserin güfte yazarı Doktor İzzet Kaçar aynı zamanda bir tarihçidir. Güfteler tarihçi yazar şair olan Doktor İzzet Kaçar tarafından kaleme alınmıştır. Bu eserde çok emeği vardır. Bu nedenle sizlerin de huzurlarınızda kendisine çok teşekkür ediyorum. Çanakkale Savaşları'nda zuhur eden ve günümüze
kadar anlatılan önemli hadiseler vardır. Atatürk'ün Çanakkale Savaşı ve zaferiyle ilgili yaptığı konuşmaları, değerlendirmeleri, savaşların kahraman şahsiyetleri Seyit Onbaşı, Ezineli Yahya Çavuş, Yarbay Hasan Bey, Fatma Hanım, Rum asıllı Doktor Yüzbaşı Dimitri, Saka Mustafa gibi anıtlaşan şahsiyetlere ait menkıbeler, hikayeler kronolojik olarak anlatılmıştır. Önce menkıbeler, hikayeler kronolojik olarak sıraya konmuş ve olaylara ait şiirler yazılmış. Daha sonra da besteleri yapılmış ve gördüğünüz gibi kitap haline dönüştürülmüştür. Çünkü hem eserin hikayeleri, tarihi arka planı, şiirler ve beste sayfaları oldukça bir yekün tutmuştur. Bu nedenle hepsinin bir arada olabilmesi için bir kitaba dönüştürülmesinin iyi bir fikir olacağını düşünerek 2015 yılında kitap olarak da basılmıştır. Az önce bahsettiğim konu ve şahsiyetler üzerinde bugüne kadar özellikle Türk musikisi yönüyle ciddi ve kapsamlı bir beste çalışması da yapılmamıştır. Bergüzarı Çanakkale bestesi Türk musikisinin türlerinde ve formlarında çeşitli makam ve usullerini kapsamaktadır. Birbirine bağlı 13 adet besteden oluşmakta, birlikte bir esere dönüşmektedir. Bu eserler ayrı ayrı icra edilebildiği gibi bir bütün halinde de icra edilebilmektedir. Türk musikisinin çeşitli türlerinden oluşmaktadır demiştim az önce. Yani içerisinde klasik Türk musikisi ezgileri, halk musikisi, mehter musikisi ve tasavvuf musikisinden ezgiler barındırmaktadır. İçerisinde hatta kaside ve taksimler bulunmaktadır. Notalar üzerinde icrada yapılması istenen yorumlar, kız, erkek sesleri, partisyonlar, süslemeler hepsi notalar üzerinde de gösterilmiştir. Başka herhangi bir koro icra etmek istediği zaman eser icraya hazır vaziyettedir bu nedenle. Efendim ben bu eseri bestelerken geçmiş beni her zaman çok ilgilendirmiştir ve geçmişe olan bağlılığı kuvvetli bir bağlılığım vardır ve geçmişle gelecek arasında bir köprü kurmaya çalışıyorum elbette. 15. yüzyılın büyük bestekarlarından Abdülkadir Meragi tarafından tertip edilen ve günümüzde de unutulan uzun soluklu bir Nevbet-i Mürettep formundan esinlenerek bu besteyi yaptım. Nevbet-i Mürettep formunun da birbirinden farklı bölümleri var. Usullü, usulsüz bölümleri var. Solo ve toplu halde icra edilen bölümleri var. Fakat o dönem eseri hakkında pek de detaylı bilgimiz yok. Sadece bana o eserin içeriğinin bunlar olması ilham kaynağımı da oluşturdu. Efendim sonradan Bergüzarı Çanakkale bestesinin bittikten sonra ben bu konudaki duyarlılığımı ve hızımı alamadığımı düşünerek iki beste daha yaptım. Ama bunları Bergüzarı Çanakkale'ye dahil etmedim fakat kitaba koydum. Bunlardan bir tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2015 yılında düzenlemiş olduğu savaşın 100. yılında Çanakkale'de barış konulu beste yarışmasında birinciliğe eş değer başarı ödülüne layık görüldü. Şimdi müsaadenizle slaytta da görüyorsunuz zaten eserin güftesini okumak istiyorum size. Bergüzar Çanakkale'yi bestelemiştim bu yarışma başladığı zaman ama onu yarışmaya asla sokmak istemedim. Çünkü o gerçekten benim kendi duygularımla yaptığım çok özel bir besteydi benim için. Evet, şehidimle hasbihal. Ey şehit Ekber bak yine geldim.
mis kokan kabrini öpmeye geldim. Kızıl gonca veren dikenlerle ben mezar taşına tac örmeye geldim. Ne de çabuk geçti yüzyıl aradan. Hala kan gelir kapanmaz yaradan. Şanlı maziyi unutmak ne mümkün, dişat olur seni rahmetli anan. O nesli pakki her dem Allah dedim. Terk edilmez şu hedanın mabidi. Her an seninleyiz ölümüne biz. Türbedarındır bu millet ebedi. Evet. Hüseyin'in makamında bir eser olarak bestelemiştim bunu. Bergüzar-ı Çanakkale Ocak ayında bir ayda bestelendi 2015 yılında. Yoğun böyle gerçekten duygularla ve Mart ayına bir an önce yetiştirmek istedim. Çünkü bir repertuar oluşması lazım Çanakkale destanıyla ilgili. Ve Ocak ayında tamamlayıp besteyip 18 Mart gününde de sahneye kondu. Bergüzar Çanakkale ilk konserinin ilk afişimizdir bu bizim. Konser afişini görüyorsunuz. Daha sonra eserde 13 tane bölümden oluşmuştu demiştim. Çanakkale'de Deniz Zaferi ile başlıyor bu bölümler. Koca Seyit, Çanakkale yolunda, Conk Bayırı, Haydi Mehmet, Zineli Yahya Çavuş, Yarbay Hasan Bey ve Canber, Fatma Hanım, Saka Mustafa, ben de sizden biriyim, Kutlu Belde Çanakkale, Şehitler Ölmez, Çanakkale Geçilmez'le bitiyor. Eserde yer alan makamlar ise Çanakkale Deniz Zaferi ve Koca Seyit. Eser Zirgüleli Hicaz makamıyla başlıyor. Benim sevdiğim makamlardan, çalmaktan çok keyif aldığım makamlardan birisi. Eser boyunca ekranda gördüğünüz makamların dışında pek çok makam geçkilerini de barındırıyor eser. Koca Seyit Zirgüleli Hicaz, Çanakkale yolunda Nikriz'e geçiyor. Conk Bayırı'nda Mahur, Haydi Mehmet Segah, Ezineli Yahya Çavuş Segah makamında, Yarbay Hasan Bey ve Canberk Hüzzam makamında, Fatma Hanım Suzinak ve Kürdi makamı geçişli bir bölüm, Saka Mustafa Hüseyini makamında, ben de sizden biriyim Buselik makamında, Kutlu Belde Çanakkale Uşak makamı ve Şehitler Ölmez Çanakkale Geçilmez Rast makamlarıyla bitiyor. Makam sıralaması böyle. Tabii Zirgüleli Hicaz'ın yanık, kederli, duygulu ezgileriyle başlıyor ve bir Türk'ün güçlü, kudretli, yiğit karakterini ortaya koyan Mehter Marşı ve Rast makamıyla da sonlanıyor, eser bitiyor. Bestelenme süresi az önce de ifade ettiğim gibi 27 gündür. Aslında 27 gün uzun gibi görünüyor olabilir ancak akademik hayatın temposu ve günlük hayatın koşuşturmaları içerisinde de çok uzun olmadığını da düşünüyorum. Efendim, eserin giriş sazı var. Şimdi müsaadenizle giriş sazını ve ilk eserden küçük bir bölümü sizlere fikir vermesi bakımından seslendirmek istiyorum. Şöyle ekranımı hiç bozmayayım ama udumu da görmenizi istiyorum. Nereden indireceğim bilemedim onu. Evet, tamam. Thank you.
Olağanüstü güzel icra ediyorsunuz ve çok duygulu icra ediyorsunuz. Bütün o manevi hassasiyetiniz, içinizde olup bitenler, fırtınalar, her şey o kadar güzel yansıyor ki. Özellikle de hocanızın, Cinüçen hocamızın ekolü o kadar güzel geliyor ki ve onu her anlamda hem manevi dünyasıyla hem icra geleneğiyle her şeyiyle o kadar güzel yansıtıyorsunuz ve ben o kadar şanslıyım ki sizin öğrenciniz olduğum için. Bunu her fırsatta dile getirmekten hiç bıkmayacağım hocam. Belki size her defasında bunu dile getiriyorum. Ama getirmeye devam edeceğim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Eserin ara bölümlerinde taksimler var. Mesela bu arada bir zurna taksimi vardı. Evet, o bombaların patlamasından önce oradaki tarihsel akışı canlandırabilmek,
musikiyle tasvir edebilmek amacıyla orada bir zurna geçişi vardı. Tabii onları ben burada size dinletemiyorum maalesef. Ama bir fikir vermesi bakımından böyle küçük bir başlangıç yapmış olduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi de canlı icra ettiniz. Evet. Slide'ım gözüküyor mu? Görünüyor hocam. Evet, evet. Görünüyor. Peki. Koca Seyit Çanakkale Savaşları'nın en önemli kahramanlarından birisi. Mutlaka hepimiz ismini biliyoruz. Ama bir daha hatırlatmak babında Çanakkale Deniz Muharebeleri sırasında Seddül Bahir açıklarında bulunan düşman gemileri Morto Koyu ile Seddül Bahir Tepesi'ni aralıksız bombardımana tabi tutarlar. Türk mukavemeti giderek azalmaktadır. Kahraman birliklerimiz kaçmak yerine bütün güçleriyle mücadelelerini sürdürürler. O esnada bir İngiliz gemisinden atılan bir bomba Morto Koyu sırtındaki bir topçu birliğimizin tamamını yok eder. İçlerinden sadece Rumeli Mecidiye tabyasında bulunan, üç nolu topun başında bulunan onbaşı Seyil, Nideli Ali ve yüzbaşı Hilmi Beyler kurtulur. Yüzbaşı Hilmi Bey etraftan yardım alabilmek düşüncesiyle bataryadan uzaklaşır gider. Ve Nideli Ali ile Koca Seyit etrafındaki manzara karşısında büyük bir üzüntü ve şaşkınlık içerisindedirler. Bataryada tek bir top kalmıştır ancak onun da vinci kırılmıştır. Mermiyi namluya sürememektedirler bu nedenle. Koca Seyit normal 3 kişinin bile zor taşıdığı 215 okkalık yani 275 kilogram top mermisini kucaklayıp ya hak diyerek sırtına alması bir olur. Demir basamakları tam 3 defa inip çıkar. Hemen yanı başında bulunan kader arkadaşı Nideli Ali, dişlerini sıkmaktan ağzı kanlar içinde kalan Seyit'in göğüs ve omuz kemiklerinin çatırdadığını duyar ve hayret ve şaşkınlık içerisinde onu izler. Topun namlusuna sürülen 3. mermiyi fırlatır. İngiliz zırhlı gemisi olan Ocean'ın tam dümenine isabet eder ve gemi kontrolünü kaybederek Çanakkale boğazındaki mayınlara çarpar, akabinde de batmasına sebep olur. Bu olay savaşın gidişatını değiştirmiştir. Evet, Çanakkale'de biz bu olayı İzzet Kaçar Bey şöyle şiirleştirdi. Çanakkale'de bir destan yazıldı. Bir destan ki destanlara sığmadı. Koca Seyit tek başına bir ordu hak deyip bombayı sırtına vurdu. Durdu zaman nefesler tutuldu. Salatü selam dualar okundu. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber, işaret buyurdu kutlu peygamber. Tam isabet bomba hedefi vurdu. Nice yandı ruhi derya tutuştu. Oğuşun gömüldü o engin sulara. Lütfi inayet var, şükür Allah'a. Bu savaşın kaderini değiştiren çok önemli bir olaydı. Sonra sırasıyla slaytlar gözüküyor mu acaba? Evet. Çanakkale yolunda Conk Bayırı, Haydi Mehmet, Ezineli Yahya Çavuş, Yarbay Hasan Bey ve Canberk bölümleri gelmekte. Ve Fatma Hanım. Fatma Hanım da Balıkesir merkezde bulunan, bu da önemli bir hikayesi var. Güzel bir hikayesi var. Balıkesir merkezde bulunan Ali Şuri İlkokulu karşısında eski ayakkabı tamirciliği yapan saçı sakalı ağarmış bir Cevdet Dede bulunmaktadır. Ve Çanakkale şehitlerinden Hafız Ali'nin oğludur Cevdet Bey. Ve babası cepheye gittiğinde Cevdet anısının karnında 7 aylıktır. Babasını hiç tanımamış, ellerinde bir fotoğrafı bile yoktur.
çok meşakkatli günler yaşamışlardır. İşgal yılları, kurtuluş, harbi, yokluklar, fukaralıklar. Cevdet'in çocukluğu ekmek parası peşinde geçmiştir. Annesi ta çocukluğundan beri evden dışarıya çıkarken her seferinde hep eşini beklemiştir ve oğlum ben çarşıya gidiyorum, baban gelirse bekleme, koş gel, hemen çağır demektedir. Anacığının babasını her zaman hasretle beklemiş ve durmuş. Cevdet büyüyüp eli ekmek tutunca dükkan açmış. Annesi bir yere gidince bu sefer dükkanına gelmeye başlamış ve baban gelirse hemen çağır ha demeye başlamıştır ve ömrü de böyle geçmiştir. Yaşlanıp artık ölüm döşeğine düştüğü zaman oğluna, torunlarına ve gelinine der ki, bana iyi baktınız, Allah sizden razı olsun, helal ediniz, hakkınızı helal ediniz der. Ve oğlunun kulağına fısıldar, baban gelirse hep annen hep seni bekledi dersin der. Ve ani bir hareketle yerinden fırlar, artık ruhunu teslim etmek üzeredir. Ve o bir tebessümle kapıya yönelir. Hoş geldin beyim, sen hoş geldin der. Eşi ona gözükür. Evet, Fatma Hanım'ın bu şiiri de, hikayesi de şöyle şiirleştirildi. Hafız Ali Çanakkale şehidi. Oğlu Cevdet onun masum yetimi. 7 aylık henüz anne karnında, Fatma Hanım'ın dul kaldığı genç yaşında. Oğul Cevdet doğdu, bir yiğit oldu. Eli ekmek tuttu, işini kurdu. Üzmedi asla o garip anayı, güldürdü cennette şehit babayı. Lakin annenin gözü hep yollarda, hasret ile her kışta her baharda. Yıllarca bıkmadan bekledi durdu, yitirmedi hiç, sönmedi umudu. Şöyle derdi her nereye giderse, ey oğul bak şimdi baban gelirse. Bekleme hiç, koş gel, beni çağır ha. Tembihimdir sakın, bunu unutma. Vakti ecel geldi, helalleşildi. Birden kapıya döndü, gülümsedi. Hoş geldin beyim sen, hoş geldin dedi. Ruhunu Allah'a teslim eyledi. Evet, Saka Mustafa. Çanakkale Savaşları'nın en küçük, en sabi şehidi. 9 yaşında Mustafa adındaki çocuğumuz cephedeki askerler tarafından küçük Saka olarak adlandırılır. Ve muharebelerde cereyan ettiği o bölgelere yakın köylerin birinin çocuğudur. Elinde su testisi, belinde maşrapasıyla her gün muntazaman çeşme ve pınarlardan doldurduğu suyu alır siperlerde dolaşır cephe cephe askerlere dağıtırdı. Yine bir gün askerlerimize su dağıtırken düşman tarafından gelen ve başına isabet eden bir mermiyle yere düşer. Elindeki testisi kırılır. Diğer elinde maşrapası ile Saka Mustafa Çanakkale şehidi olur. Su testisi elinde, maşrapası belinde, adı Saka Mustafa, henüz 9 yaşında. Pınarlardan su taşır, siper siper dolaşır. Su verir susayana küçük Saka Mustafa. Su testisi kırılmış, küçük Saka vurulmuş. Şehit düşmüş yatıyor, suyu boşa akıyor. Türk'ün yiğit yavrusu, anasının kuzusu, Çanakkale şehidi, küçük Saka Mustafa. Müsaadenizle bu eseri de bir icra etmek istiyorum. Thank you.
aşaması belinde adı Mustafa. Henüz 9 yaşında adı Saka Mustafa. Henüz 9 yaşında. Elinize, gönlünüze, ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Bir taraftan süren beni sıkıştırıyor. Hızlanarak anlatmaya gayretindeyim. Evet, bu da benim çok önemsediğim olaylardan bir tanesi. Ben de sizden biriyim. Doktor Dimitri, Rum asıllı Osmanlı ordusunda tabip yüzbaşıdır. İstanbul Fener doğumludur ve Dimitri Yüzbaşı Çanakkale Savaşı'nda alay tabibi ve Sıhhiye Birliği'nin de kumandanıdır. Çanakkale Savaşı başlayınca gönüllü olarak Çanakkale'ye koşmuş, canla başla yaralılarımızı tedavi etmiştir. Öyle sevmiştir ki ülkemizi, vatanını, bayrağımızı da bayrağı bilmiştir. Yüzbaşı Dimitri bu duygular içerisinde şehitlerimizle birlikte ölümüne savaşmıştır ve bir gün cephede ağır yaralanır ve son nefesini verirken yanında bulunan Ali Çavuş'a der ki, sakın ha, sakın Ali Çavuş, yavur mavur dersiniz, beni başka yere gömersiniz. Ben sizden biriyim, beni sizlerden, şehitlerden ayırmayın der. Ve ruhunu teslim eder. Kumandanları da vasiyeti gereği onu Gelibolu'daki, oradaki şehitliğe defnederler. Ve bizim bestemizde şöyle şiirleşir. Rum doktor Dimitri'yim, İstanbul Fenerli'yim, burada doğdum büyüdüm, ben de sizden biriyim. Bana gavur demeyin, başka yere gömmeyin, dinim başka olsa da ben de sizden biriyim. Vasiyetim var benim, Gelibolu meskenim, bana dua ediniz, ben de sizden biriyim. Evet. Kutlu Belde, Çanakkale, Fransa
İngiltere'nin başını çektiği bu İtilaf devletleriyle tabii kanlı muharebeler devam ederken Balkanlardan, Kafkasya'dan, Filistin, Kuzey Afrika, Bağdat, Yemen, Trakya'dan Anadolu'ya pek çok yerinden, Osmanlı coğrafyasının her yerinden, köyden, kentten cepheye koşan vatan sevgisi ve iman ve inancıyla unutulmaz destanlar yazan gençler var. Şimdi biz Erciyes Üniversitesi'nin misafiri olarak bu etkinliği yazıyoruz ve gençlerimize ben çok dua ediyorum. Allah onlara yaşatmasın, ülkemize böyle şeyler yaşatmasın bir defa, bir daha. Oluştururlar Mevlevi alayları, her meslek ve meşrepten gönüllüler, liseli gençler, üniversiteli gençler silah altına alınıyor. Ve yaşları henüz 13-14 yaşında olan gençler bunlar. Ve 45 kilonun üzerinde olan gençler savaşa, cepheye gönderiliyor. Önce bir kendilerine eğitim veriliyor, sonra da cephelere gönderiliyor. Kendileri 45 kilo gelebilmek için ceplerine taş koyuyorlar. 45 kilo geleyim de cepheye gideyim diye gençler. Ve o sırada askeri tıbbiyeden, Galatasaray Lisesi'nden, Kayseri Lisesi, Konya Lisesi, Sivas Lisesi'nde okuyan son sınıf öğrencilerinin tamamı gönüllü cepheye gidiyor. Ve bir daha geri dönmüyorlar. Çanakkale Savaşı diplomalı askerleriyle çok konuşuluyor. Bunlar ülkenin geleceğiydi tabii ki. Eli kalem tutarken silah altına alınmışlardı. Ve İngiliz General Oglander bu konuda şöyle bir beyanatı vardır. Çekildik, Çanakkale'yi geçemedik. Ama Türk milletinin genç neslini, eğitimli neslini, çiçeğini yok ettik. Dolayısıyla geleceğini yok ettik. Bellerini zor doğrulturlar demişlerdir. Evet, Kutlu Bel'de Çanakkale'ye iyi de şiirleşince ah kimi şarttan kimi darttan, Arnavutluk Saraybosna'dan, nice binler evladı vatan, can verdiler Çanakkale'de. Kimi Nakşi, kimi Mevlevi, kimi Ümmi, kimi Mektepli, kimi köylü, kimi şehirli, can verdiler Çanakkale'de. Ufkunda hiç batmayan güneş, Mekke'ye, Medine'ye kardeş, Cennetül Firdevs'e baki eş, bir kutlu belde Çanakkale. Ve eser bu kazanılmış büyük zaferin sonucunda Çanakkale geçilmez ve şehitler ölmez bölümleriyle bitmektedir. Son iki bölümdür bunlar ve Mehter Marşı ve coşkusuyla, edasıyla bitmektedir. Burada zurna, ney soloları, ud, kanun soloları eser boyunca zaten vardır. Evet, güzel vatanımızı için canı veren şehitlerimizin aziz hatırasına saygıyla önlerinde ben eğiliyorum, saygıyla eğiliyorum ve bu beste gibi daha nice bestelerin yapılmasına önderlik olur inşallah, temennisini de diliyorum. Elbette çok güzel besteler de var, yapılıyor, orkestra, çok sesli eserlerimiz var. Sayıları daha da artsın temennisinde bulunuyorum. Evet, soru varsa alabilirim Oya. Hocam da... çok çok teşekkürler hocam benim, canım hocam benim. Sen de benim canım öğrencim. Evet, gözümün bir nuru. Çok teşekkür ediyorum. İhtar ediyorum her zaman seninle. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bütün öğrencilerimiz ilgiyle dinlediler eminim. Evet. Çok size... Soru varsa alabilirim. Evet. Tabii. Sorumuz zannediyorum yok. Daha doğrusu soru kısmına vakit mi kaldı? Yok, vakit kaldı ama evet.
Şu an için gelen bir soru görünmüyor. Ama hep memnuniyet mesajları. Hep teşekkür ediyorum. Ben katılımcıların çok yüksek olduğunu görüyorum. Bu evet, beni hocam. Çok mutlu etti. Evet hocam. 20 kişinin katılımcı. Büyük kısmı gençlerimiz olmak üzere. Bütün mesajlarınız gençlerimize ulaştı. Çok teşekkür ederim. Ben adeta bir konser salonu doldu gibi. Şimdi bu korona nedeniyle konserlerimizi veremiyoruz ama ben gerçekten bütün katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. Beni sabırla dinledikleri için. Benim bu duygularıma, hislerime tercüman olmaya çalıştım. Aynı duyguları benimle paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum. Hocam inşallah bu korona günleri bitsin. Burada bu güzel besteyi birlikte seslendirelim. Bunun sözünü i̇nşallah. Almak istiyorum sizden. Tabii ki. Evet. Çok memnun olurum. İnşallah bir dahaki sene bunu sahnede hep beraber sağlıklı günlerde icra eder ve kutlarız. Evet, bu bizim önümüzde heyecanla beklediğimiz planımız olsun. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum bütün arkadaşlarım, öğrencilerimiz adına hocam. Çok çok teşekkürler. Çok saygılar, ben sevgiler. İzzet hocama özel saygılar, sevgiler. Bu arada İzzet Kaçar Bey benim eşim. Evet, onu da bir listini verelim. Bazı katılımcılar bilmiyor olabilir. Ona da tabii çok teşekkür ediyorum. Benim her zaman bir itici gücüm oldu İzzet Bey. Ben bu besteyi yapmak istediğim zaman bir güfte bulamıyordum. Ve duygularımı ona anlatıyordum. Şöyle bir beste yapmak istiyorum ama şiire ihtiyacım var. Bir bakıyorum sabah ben uyanmadan başucuma bir şiir konmuş. Gece yarısı kalkmış, o çalışmış bak ve bana şiiri hazırlamış. Bu benim için çok anlamlı tabii. Teşekkür ediyorum. Örnek bir çiftsiniz hocam. Örnek bir çiftsiniz. Maşallah. Nazar değmiş. Maşallah. Ona İzzet hocama da çok saygı ve sevgilerimle. Oğullarımızı da öpüyorum. Kardeşlerimi yanaklarından öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Peki. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Oturumu kapatıyorum. Peki, teşekkür değerli ederim. Değerli hocam, sevgili her arkadaşlarım. Tüm katılımcılara da hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun.